Arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun diyorum. Kahvaltımızı yapalım. Sonra sohbet edelim. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Bilindiği gibi 3 Haziran Pazar günü AK Parti'mizin 4. Olağan Kongresini gerçekleştireceğiz. Sayın Başbakanımızın da teşrif edeceği bu ilk kongremizin ülkemiz ve Urfa'mız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 3 haftayı aşkın bir süredir kongreyle ilgili kamuoyunu meşgul eden tek liste mi çıkacak, iki liste mi çıkacak konusuyla ilgili sizleri bilgilendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar, son 3 yıldır partimizin teşkilat çalışmalarında çok büyük sıkıntılar yaşandı. Özellikle teşkilat taban ilişkileri açısından kayda değer ciddi sıkıntılar oluşmaya başladı. Kongre sürecine girdiğimiz bu günlerde de bu sıkıntılar had safhaya ulaşmıştır. Kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Bu sıkıntılara bir çözüm üretmek amacıyla partinin kurucu üyeleri, esas parti tabanımız, partinin belediye meclis üyeleri, ilgilenen meclis üyeleri, teşkilatlar, delegeler, bunlarla yapmış olduğumuz görüşme neticesinde kongremizde ikinci bir listeyle, alternatif bir listeyle yarışma kararı aldık. Bu kararı uzun süre önce almıştık. Ciddi bir fizibilite çalışmasından sonra arkadaşlarımızla beraber böyle bir karar aldık. Almış olduğumuz kararın da ne kadar doğru olduğunu bu süreç içerisinde de gördük. Parti tabanımızdan, delegelerden çok ciddi destek aldık. Ve bu mecburen de listemizi çıkarmak zorunda kalıyoruz. Çünkü parti tabanının bu konuda çok yoğun baskısı vardır. Mecburen ikinci listeyi de alternatif listeyi de çıkarıyoruz. Bununla ilgili en çok karşılaştığımız sorulardan biri, neden böyle bir ihtiyaç duydunuz? Demin başlık olarak söylediğim parti teşkilatlarındaki sıkıntıları açmak istiyorum biraz. 3 yıl önce kurulmuş olan teşkilatımızdan biliyorsunuz 20'ye yakın arkadaşımız milletvekili adayı olmak üzere istifa ettiler. Bu parti teşkilatları açısından bir faciadır. Parti disiplini açısından bir faciadır. Bununla beraber başlayan sıkıntılar bugüne kadar uzamış. Bu arkadaşlarımızın parti teşkilatı kurarken parti teşkilatını sadece bir sıçrama tahtası olarak görmüş olduklarını hissettik.
Aynı anlayış devam etmektedir. Parti binası bildiğiniz gibi sadece bazı arkadaşlarımızın bürosu haline gelmiştir. Hatta il danışma meclisi toplantıları 20-30 kişiyle yapılır hale gelmiştir. Adeta parti kendi tabanından kopmuş, Türkiye'nin en büyük partisi olan AK Parti ve Urfa gibi bir yerde maalesef kendi tabanından kopmuş ve parti bütün tabanına kapalı bir hale gelmiştir. Hem alınan kararlar açısından böyledir, hem fiziksel olarak böyledir. Bu yüzden AK Parti'yi kendi kimliğine kavuşturmak üzere böyle bir yola çıkmış bulunuyoruz. Süreçle ilgili bilgilendirmek istiyorum sizi. Parti kurucu üyelerimiz bir toplantı yaparak bizi çağırmış. Konuya müdahil olmamız gerektiğine dair kendi aralarında bir mutabakata varmışlardır. İsmi geçen birkaç arkadaşımız arasından da bu görevi bize vermişlerdir. Biz de bu görevi kabul ettikten sonra yapmış olduğumuz ilk şey başbakanımızı, partinin teşkilat başkanını, bakanımızı ve milletvekillerimizi yazılı şekilde bilgilendirmek olur. Tekrar ediyorum, Sayın Başbakanımızı, partinin teşkilat başkanını, bakanımızı ve milletvekillerimizi yazılı olarak bilgilendirdik ve bir alternatif listeyle kongreye gideceğimizi kendilerine söyledik. Bugüne kadar, 13 gün, 14 gün oldu, bugüne kadar ne parti genel merkezimizden, ne Sayın Başbakanımızdan bize hayır iki listeyle çıkamazsınız, böyle bir şey olmaz diye bir herhangi bir uyarı gelmemiştir. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Zaten partinin uygulamaları da diğer illere eğer takip ederseniz çıkan iki listeye müdahale etmeme yönündedir. Bu süreçte sürekli olarak bazı arkadaşlarımızın hayır genel merkez iki liste çıkmasına müsaade etmez demelerini de ben anlamlandıramıyorum. Çünkü her tarafta görülüyor ki iki listede çıkıyor. Bazen koordinatörlerin belirlediği adaylar kazanıyor. Altını çiziyorum. Koordinatörlerin belirlediği adaylar kazanıyor. Bazen de alternatif liste adayı kazanıyor. Örneğin Tunceli ve Karaman'da alternatif liste adayı kazanmıştır ve görevlerine devam ediyorlar. Kim genel merkezimiz için genel merkez iki liste çıkarmaya müsaade etmez, kazansa dahi fesheder diyorsa Sayın Başbakanımıza iftira atıyor. Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren AK Parti'nin avukat bir il başkanının, Urfa'daki il başkanının, yani insan haklarını, demokrasiyi, seçme seçilme hakkını, ifade özgürlüğünü savunması gereken hukukçu bir arkadaşımızın her tarafta bu görev bana genel merkez verdi, öyleyse kimse çıkmasın demesini de sizin takdirlerinize bırakıyorum. Bir tarafta beni genel merkez görevlendirdi diye konuşan arkadaşımız var. Diğer tarafta da delegeler ve taban bizi görevlendirdi diyen biz varız. Bunu da sizin takdirlerinize bırakıyorum. Sayın Başbakanımızın da bu konuda açıklaması vardır. Özellikle Tunceli Kongresi'nden sonra kongrelerimiz demokratik bir şekilde devam ediyor diye konuşmuştur. Sayın Başbakanımız bir demokratik kahramanıdır. Demokratik sonuçlara her zaman saygı duymuştur. Ve bu partinin babası ise eğer biz de onun evlatlarıyız. Sayın Başbakanımızın kendi evlatları arasında bir ayrım yapmayacağını hep beraber göreceğiz. Ama ve biliyoruz. Bunu bilmeyenlere ben buradan duyurmak istiyorum. Son günlerde daha başka şeyler gelişmeye başladı. Bazı arkadaşlarımız genel merkezin ismini ve başbakanımızın ismini kullanarak delegeler ve teşkilatlar üzerinde çok ciddi baskı oluşturma çabası içerisine girdiler. Fakat yani bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu ben kendilerine anlatmak isterdim ama karşılıklı. Bu arkadaşlarımız karşılıklı konuşmaya müsait değiller. Çünkü fikri güçlü olmayan insanlar karşılıklı konuşmaya cesaret edemezler. Ancak benim gücüm var, ben seni konuşturmam. Senin konuşmana da müsaade etmem. Hatta sizin liste çıkarmanıza müsaade etmem diye konuşan insanlarla bizim AK Parti'yi konuşmamız
karşılıklı fikir teatisinde bulunmamız da söz konusu olmaz. Urfa bu tür baskılara hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Hiç kimse bizim AK Partililiğimizi sorgulamaya kalkmasın değerli arkadaşlarım. Ben Sayın Başbakanımızla siyasi çizgisinin ilk gününden beri neredeyse ben de orada oldum. Sayın Başbakanımızla birlikte yürüdüm ben bu yolu. Arkadaşlarım da öyle, ben de öyle. Kimse bizim AK Partililiğimizi sorgulamaya kalkmasın. Daha dün genel merkezimiz bir milletvekilini partiye almış diye istifa ederim yaygarası koparanlar mı genel merkeze sayılır? Daha dün merkez ilçe başkanı atandığında ben istifa ederim diye yaygara koparanlar mı genel merkeze sayılır? Daha dün partinin karşısında çalışıp bugün partinin yönetim kurulunda olanlar mı genel merkeze sayılır? Kimse genel merkezimizin ve başbakanımızın adını kullanarak bize baskı yapmaya kalkmasın. Bizim de bu konuda çok da baskı altında kalmayacağımızı da duyurmak isterim değerli arkadaşlar. Baskının da ötesinde başka girişimler oldu değerli arkadaşlarımızın. Kendi seçmiş oldukları, kendi dönemlerinde kongreleri yapılan ilçe teşkilatlarımıza baskı yaptılar. İlçe başkanlarına güvenmiyorlar. Diyorlar ki biz sandıkları ilçe ilçe ayıracağız. Hangi ilçe nereye oy kullanmış belli olsun. Değerli arkadaşlar, ne böyle böyle demokrasi mi olur? Bir kere gizli oy kuralının ihlalidir. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Zaten seçim kurulumuz da bunu reddetti. Bizim herhangi bir itirazımız olmadı. Seçim kurulumuz bunu reddetti. İlçe ilçe sandıklar ayrılamaz. Alfabetik sıraya göre ayrılmıştır. Dolayısıyla kimin nerede kullandığının belli olmaması gerekir diye seçim kurulu kendilerine açıklama yaptı. Açıklama yapmış olduğu halde yine de delegelere bakın ilçe ilçe ayırıyoruz ha ona göre oylarınızı kullanın diye bir tavır içerisinde girdiler. Şimdi aşağı tükürsem sakal diyor, yukarı tükürsem bıyık. Bunlara biz ifadelerimizle haddini bildirsek dönüp yarın diyecekler ki bunlar genel merkeze karşı geliyor. Hiç sesimizi çıkarmasak ya böyle uygulamaya kim sesini çıkarmaz? Mecburen sesimizi çıkarmak zorundayız. Biz genel merkezimiz ve başbakanımızla buraya gelen koordinatörleri ayırarak konuşuyoruz. Bunu herkes bilsin. 3 günde Urfa'yı tanıdım deyip sıra gecelerinde Urfa'nın kaderiyle oynama hakkına kimse sahip değildir. Herkes haddini bilsin. Hiç Urfa'yı görmediği, tanımadığı halde Urfa'nın sosyal ve siyasal yapısı hakkında hiçbir bilgisi olmayan bu arkadaşlarımızın 3 günde Urfa'yı çözdüklerini ve Urfa'yla ilgili en güzel kararı aldıklarını söylemelerine kargalar bile güler. Biz sizin için böyle uygun gördük ve üzerimize nimet olarak bunları seçtik deme hakkına da kimse sahip değildir. AK Parti 3,5 insanın tek eline bırakılamayacak kadar ciddidir. Türkiye'nin en güçlü AK Parti teşkilatının Urfa'da kurulması mümkünken teşkilatın tabanıyla bu kadar kopuk hale getirilmesine bizler AK Partililer olarak, bu partiye gönül vermiş insanlar olarak, bu partiye hizmet etmiş insanlar olarak asla müsaade edemeyiz. Bizim bu girişimimizi kamuoyunun demokratik bir hak olarak gördüğünü biliyoruz. Bütün Urfa'nın bu demokratik hakkımızı kullanmamızı istediğini biliyoruz. Mecburen biz de milletin istediğini yapmak zorundayız. Millete rağmen siyaset yapılmaz. Yeter, karar milletindir diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sondan başlayayım Halil Bey. Mecburen burada bir takım şeyleri söylemek zorundayım. Kendimi tanıtmakla ilgili ifadeler kullanmak istemiyordum ama mecburen bu sorun karşılığında söylemek zorundayım. Değerli arkadaşlarım, ben Refah Partisi'nin Gençlik Komisyonu Başkanlığı'nı yaptım. Fazilet Partisi'nin Teşkilat Başkanlığı'nı yaptım. Bir dönem Belediye Başkanlığı'nın başdanışmanlığını yaptım. Ve Sayın İl Başkanı, eski İl Başkanımız da yanımızda AK Parti'nin bütün seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin beyni olarak görev yaptım.
11 yıldır ben AK Parti'nin yönetim kuruluna bile giremedim. Urfa'da AK Parti'nin ilk üyesi benim. Birinci üyesi. İkinci demiyorum bakın. Birinci üyesi benim. Sayın Murat Yalçıntaş ilk benimle görüştü Urfa'da AK Parti'yi kurarken ve benim önüme korumu koyarak bu şeref sana ait. Urfa'nın ilk üyesi sensin dediler. Sonra benim üyeliğimi sildiler. Ben bu partide bir delege dahi olamadım. Bütün seçimlerde görev bana veriliyor olmasına rağmen bir delege olacak kadar parti tarafı, bu arkadaşlarımız tarafından kıymetli görünmez. Bütün bunları önemsemiş olsaydım, eğer ben bir makam mevkii önemsemiş olsaydım şu anda bu partide olmamam gerekirdi. Benim darılmış olmam, kızmış olmam ve bir kenara çekilmiş olmam gerekirdi. Ama ben Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Başbakanımıza inanıyorum. Neden inanıyorum? Demin de söyledim. Çünkü ben bu yolu ta başından beri kendisiyle beraber yürüdüm. Kendisi yasaklandı, biz yasaklandık. Kendisi hanımından ayrıldı, bizler hanımlarımızdan ayrıldık. Biz bu yolu ta başından beri kendisiyle birlikte yürüyoruz. Bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz. Asla ve kat'a bu girişim bir sosyal ve siyasal statü kazanma girişimi değildir. Ve bunun böyle olduğunun bilinmesini bize sosyal ve siyasal statü önererek bizi bu işten geri çekmeye çalışanları da uyarıyorum. Çünkü bu mücadele bir sosyal ve siyasal statü mücadelesi değildir. Bu mücadele, değerli arkadaşlarım, size de söyledim demin, bütün arkadaşlarımıza bildirdik. Partiyle ilgili herkese, hem başbakanımıza, hem partinin teşkilat başkanına, hem sayın bakanımıza, hem de milletvekillerimize yazılı olarak bildirdik. Bu yazıyı isterseniz size fakslarım. Yazılı olarak bildirdik. Hepsinin de eline geçtiğini teyit eder. Hiç kimse bizim haberimiz yoktu diyemez. Demez yani, demezler de. Sayın Bakanımızın girişimini tabii ki çok doğru biliyorum. Bir bakandır, bizim abimizdir. Siyasi olarak da abimizdir. Yaş olarak da abimizdir. Muhakkak ki bu tür girişimlerde bulunacaktır. Bir uzlaşma yolunu arayabilir. Bunlar da normaldir. Ama uzlaşmayı milletle yapmak gerekir. Bu saatten sonra benim irademin dışındadır bu olay. Ben kendi irademle çekilmem söz konusu olamaz. Sayın Bakanımızın da, sayın büyüklerimizin de beni anlayacağını düşünüyorum. Çünkü benim geri çekilmem demek bütün bu beklentilerin hepsini boşa çıkarmak ve Urfa'nın bu demokrasi mücadelesinin akamete uğramasını sağlamaktır. Böyle bir kırılma noktasının yaşanması benim üzerimden yapılamaz. Benim böyle bir şeyi kabul etmem söz konusu olmaz. Gaparena'daki kongreye gelince, arkadaşlar hukuk devletinde yaşıyoruz ve bu bir AK Parti kongresi. AK Parti kongresinde hiçbir sıkıntı olmaz ve olmayacaktır. Süreci de biz zaten gerginleştirmeden yürütmeye çalıştık. Dikkat ederseniz uzun süredir biz basına çıkararak herhangi bir ifade kullanmadık. Ama bugün artık ihtiyaç hasıl olduğu için mecburen basın toplantısı yapıyoruz. O gün herhangi bir gerginliğin yaşanmaması için hem kendi arkadaşlarımdan hem karşıdaki siyasal rakip arkadaşlarımızdan da rica ediyorum. Sayın Başbakanımıza yakışır bir şekilde kongre olacaktır. Bizler bu konuda her zaman fedakarlığa hazırız. Ne olursa olsun kongre usulünce yürüyecek. Hiçbir gerginlik de olmayacak. Korkacak herhangi bir şey de yoktur. Şimdi, Urfa'daki tabanını görüyorum. Bu birbirinden değerli insanların hepsini hemen hemen tanıyoruz. Urfa'da AK Parti'nin kuruluşunda verdikleri mücadeleleri de biliyoruz. Onun için ben sizi tanıdığım için özel olarak bir sorum olacak. Şu andaki mevcut vekillerden bir destek aldınız mı? Çünkü bizim görüştüğümüz birkaç kişi bu konuda biraz cevapsız kaldılar. Yani şöyle cevapsız kaldılar, onu da söyleyeyim. Biz bize verilen genel merkezin önerdiği kişiyle hareket ederiz şeklinde. Ama tabii bunu sıhhatli bir şekilde söylemiyorlar, onu da söyleyeyim. Biz başkana değil, işte şu andaki bize verilen şeye karşı hareket edeceğiz şeklinde. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Vekillerimizle görüşmeleriniz oldu mu? Onlardan bir destek olacak mı arkanızda? Bunu sizden rica ediyorum. Biliyorum ki soruyu soran sorulandan daha iyi biliyor. Her şeyden önce bunu biliyorum.
ama kamuoyuna açıklama yapmamızı istiyorsunuz. Biz bu yola çıkarken herkesin doğru bilmesini istiyorum. Milletvekillerinde işte bir çıkış olmadı. Biz tamamıyla parti tabanımızı, kurucu üyelerimizi ve delegelerimizi dinleyerek bu yola çıktık. Yaptığımız şeyin doğru olduğunu biliyoruz. Bütün milletvekillerimizden de elbette ki destek istiyoruz. Nihayetinde siyaset yapıyoruz. Bütün milletvekillerimizden destek istiyoruz. Bu bir demokrasi sınavıdır. Bu sınavda herkesin bizim tarafımızda olacağından hiç şüphemiz yok. Açıktan destek vermeyenlerin de gizliden destek vereceğine eminim. Çünkü milletvekillerimizin hepsi çok değerli insanlar. Bunlar da buradaki sıkıntıları daha öncelere müteadit defalar dile getirmişlerdi. Ama burada yanlış bir karar verilmesi sonucunda onlar da ağızlarından yanlış bir şey çıkmaması için çaba sarf ediyorlar. Onları da anlıyorum. Bu da doğal bir şeydir. Ama bizim çıkışımızın bir demokratik mücadele olduğunu, demokratik çıkış olduğunu, bu çıkışı da isteyenin destekleyeceğini söyleyebilirim. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Ya bu topluluğun içerisinde halen mevcut vekillerimizle çok samimi olan, hareket eden insanlar da gözüme çarptı. Onun için onu özellikle sordum. Tabii ki yani onların da sıkıntı içerisinde olduğunu ben biliyorum. Çünkü bir tarafta hakikaten haklı gerekçelerle çıkmış bir ekip var. Diğer tarafta partiyi ileriye taşımaktan maalesef aciz bir ekip var. Onlar da sıkıntılılar. Allah yardımcılar olsun. Desteğini açıklama konusunda. Değerli arkadaşlar, şimdi ben teknik olarak genel merkezin tek listeyle kongrelere gitmesini doğru biliyorum. Takdir edersiniz, çocukluğumun ve gençliğimin tamamı bu çalışmaların içerisinde geçti. Böylesine büyük bir partinin tek listeyle gitme girişimini doğru buluyorum. Ama demokratik bir çalışma, araştırma yaptıktan sonra doğru buluyorum. Kongreye tek listeyle gidilebilir ama çok ciddi bir demokratik araştırma, herkesi temsil edebilecek bir isim tespitinden sonra bunu doğru bulurum. Zaten bu sancıda bu demokratik araştırmanın yapılmamasından kaynaklanmıştır. Bazı arkadaşlarımızın, şimdi başbakanın işaret ettiği isim dediğiniz için ben bunu söylüyorum. Sayın başbakanımıza buradan götürülen raporlar gösteriliyor. Sayın başbakanım, şu arkadaşımız en uygun kişidir deniliyor. Sayın başbakanımız da o zaman devam etsin diyor. Yani sayın başbakanımız gelip burada temayül yoklaması mı yapacak? Yapmayacak. Biz de diyoruz ki, hayır, burada demokratik bir çalışma yapılmadı. Bakın, sivil toplum kuruluşlarından sorulmadı. Yani partinin bütün organlarından sorulmadı. Sadece seçilmiş bazı kimselerden soruldu. Milletvekillerinden dahi sorulmadı. Ben bunu biliyorum. Milletvekillerine sorabilirsiniz. Milletvekillerinden dahi sorulmadı ve bilgi alınmadı. Sonra da sayın başbakanımıza bu arkadaşımızdan başka kimse yok denildi. Hatta müracaatı olan il başkanı adaylarıyla dahi görüşülmedi. Bu AK Parti'nin kongre teamüllerine aykırıdır. Kongre için isim belirleme teamüllerine aykırıdır. Bütün değer teamüller alt üst edilerek bu arkadaşımızın ismi belirlendi. O yüzden sayın başbakanın işaret ettiği isim deyimine ben katılmıyorum. Zira sayın başbakanımız bize çekilin derse bir saniye dahi durmayız. Efendim. Sayın başbakanımız eğer bizden çekilmemizi ve iki listeyle çıkmamamızı isterse bir saniye dahi durmayız. Ben sayın başbakanımıza rağmen, onun reddine rağmen liste çıkarmayı da doğru bulmam. Fakat henüz bize intikal eden böyle bir şey yoktur. Sayın başbakanımız da hiçbir ilde çift liste çıkmasına engel olmamıştır. Efendim, seçimi kazanamazsanız peki partiden ayrılır mısınız? Arkadaşlar, böyle bir şey asla söz konusu olmaz. Partiden ayrılmayız. Niye ayrılalım ki? Biz kazanırsa bu arkadaşımız, ne güzel bir şey işte. Mesele budur. Herkes seçime izin verecek. Ondan sonra kazanan kaybedeni kucaklayacak. Kaybeden kazanana saygı duyacak. İlkemiz bu. Ve partiden mücadeleye ve hizmete devam edeceğiz. Efendim, seçimi... Hayır, yine ayrılma. Fakat şunu söyleyeyim. Şimdiye kadar alternatif liste olarak çıkıp kazanan illerin hiçbiri feshedilmedi. Israrla daha önceki uygulamalardan örnekler veriliyor. 2009 yılında Trabzon'da
bir olay olmuş. Trabzon il başkanına çekil demişler. Mevcut il başkanına çekil demiş genel merkez. O da seçime girmiş, kazanmış, sonra istifa ettirmişler. Dönüp dolaşıp tertip pilavı gibi önümüze bunu koyuyorlar. En son uygulama arkadaşlar, bir önceki uygulamayı o şey yapar. Yani kaldırır ortadan. Yani en son çıkan, en son uygulama neyse onun üzerinden örnek vermek gerekir. Karaman'da, Tunceli'de, daha şu anda bilmediğim birçok ilde çiftliste çıkmıştır. Karaman ve Tunceli'de alternatif liste kazanmıştır. Evet. Sayın Başbakanımız da kongrelerimiz demokratik bir şekilde devam ediyor diye açıklama yapmıştır. Bu konuda çok yoğun talep var. Arkadaşlarımızla birlikte bunu değerlendiriyoruz. Şu anda listemiz tam olgunlaşmış değildir. Bundan dolayı da isimler üzerinde açıklama yapmaya erken buluyorum. Ama en kısa sürede kamuoyunu bilgilendiririz. 3.30'da Urfa'da olacak. Hem basın desteğini bekliyoruz GAF Arena'nın doldurulması için. Hem bütün Şam'ı GAF Arena'ya bekliyoruz. Sayın Başbakanımız da yakışır bir karşılama olmasını arz ediyoruz. Evet. Bu konuda da arkadaşlarımız çalışmalar yapacağız. Yani bu bir gerçekten kontrol. Yani salonda bu seçmeyi yapıyor.